Değerli fuar dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz, Lifestyle Fuarı'nda Armine Trend firmamızın standında konuk olduk. Yanımızda firmamızın yetkililerinden Yücel Bey bulunmakta. Merhabalar Yücel Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz buruk bir fuar geçiriyoruz. İlk günün yarısını tamamlamış durumdayız İstanbul Fashion Connection Fuarı'nda. Neler söylemek istersiniz öncelikle İFKO Fuarı hakkında? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. İnşallah hepimiz için bu fuar, bu buruk günde, ülkemizde meydana gelen bu buruk günde hepimiz için inşallah büyük geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalıklar diliyorum inşallah. Böyle bir günde bulunmak istemezdik tabii. Ama her şeye rağmen tüm bu şeylerin yanında fuarlarımızın yapmış olduğumuz bu çalışmanın güzel bir fuar yapılanma oluşmuş burada. Güzel bir organizasyon var. Herkes için inşallah başarılı, bereketli geçmesini diliyorum. İnşallah başarılı işbirliklerinin sağlandığı güzel bir fuar süreci olur. Bizler de ülkemize ve milletimize bu şekilde destek olmaya çalışırız buradaki kazançlarımızla. Armine Trend markası üzerine biraz sohbet etmek isterim sizlerle. Okullarımıza ve izleyicilerimize tanıtır mısınız markanızı? Tabii ki memnuniyetle. Armine Trend markamız ülkemizin güzide Armine markamızın biliyorsunuz sahada yaklaşık 30 yıldır hizmet veren, yaklaşık Türkiye'deki gözde lokasyonlarda 60 tane mağazası olan, ciddi anlamda ülkemizin belli bir seviyede olan önemli bir markası biliyorsunuz. Hem eşarp ayağıyla, bir taraftan mağazacılık ayağıyla, bir taraftan da kondur bayilerimizle ülkemize hizmet veren önemli bir marka. Daha çok fiyat odaklı, ülkemizin bize hizmet eden, yaklaşık 3 yıldır oluşturmuş olduğumuz ve gittikçe her geçen gün ivme kazanan önemli bir değer haline geldi. Ve sahada da bunun önemli karşılıklarını görüyoruz ve bundan da memnun diyoruz. İnşallah uzun yıllar daha da ileriye taşıyarak başarılı günler yaşayacağımıza inanıyoruz. Hazır giyim ve moda sektörünün hitap ettiği alanında köklü ve başarılı markalarımızdan bir tanesisiniz. Hiç şüphesiz bu başarıların sağlanmasında alanında uzman ekip kadronuzla çalışıyor olmanızın etkisi çok büyük. Ben bir de ekip kadronumuzdan ve çalışmalarımızdan bahsetmenizi rica edeceğim. Yaklaşık Armine Trend ailesi olarak 60 kişilik bir ekibimiz var. Hem pazarlama müdürlerimizle, sahadaki pazarlamacı arkadaşlarımızla, üretim ayağımız, işin mutfağındaki arkadaşlarımızla beraber ve yaklaşık kağıthanede bulunan merkezimizde 8 bin kapalı alanda hizmet vermekte oluyoruz. Hem yurt içi ve yurt dışında olmak kaydıyla takribi 250-300 satış noktasıyla beraber şu anda hizmet vermek bulunumundayız ve gün geçtikçe de artan bir ivmemiz var. Tasarım ve kalite moda sektörünün olmazsa olmazlarından, siz bu çalışmalarınızı nasıl yürütüyorsunuz firma bünyesinde? Bünyem içerisindeki yetkili arkadaşlarımız var, bu anlamdaki stilistlerimiz ve modelistlerimiz. Sahayı yakından tanıyan ve sektör içerisinde uzun yıllar emek vermiş olan, tecrübesi ve liyakat sahibi olan arkadaşlarımız var. Ve sahanın içerisinde de birebirler tabii o arkadaşlar yakından gözlemliyorlar. Hem dünyayı, Avrupa'yı bir taraftan da bir homojen bir yapı içerisinde değerlendirip ciddi bir çalışmaları var ve tabii gün geçtikçe de artan da bir ivmeleri var. Ondan dolayı da sahanın içerisinde birebirimiz varız ve başarılı bir süreç ilerliyor ve her geçen günde katan bir argelerimiz var. Mutfağın arka tarafında ciddi bir argemiz var. Gün geçtikçe de ilerliyor ve daha da iyi olacağını düşüncesi ve kanaat içerisindeyiz inşallah ya. İç pazarda olduğu kadar dış pazarda da adından söz ettiren bir firmasınız aynı zamanda. Yurt dışında ağırlıklı ihracat yaptığımız ülkeler nereler? Özellikle Orta Doğu ülkeleri, işte bir gün Lübnan'dı, Libya'ydı, Irak'tı, bunun yanı sıra da Filistin'di. Daha birçok ülkede şu anda bayilerimiz var. Balkanlarda, Özbekistan'da, Azerbaycan'da, bir taraftan Avrupa'da, işte Almanya'da, İsviçre'de, efendim söyleyeyim İngiltere'ye kadar olan bir satış ayağımız var. Bayiliklerimiz ve yatırımcılarımız var. Her geçen gün artan da büyümesi var efendim. Dış pazarda da ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyorsunuz. Hazır giyim ve moda sektörünün gelmiş olduğu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de? Tabii biliyorsunuz bu anlamda Elif Hanım, sektörel anlamda ciddi bir tabii uzun yıllara dayanan ülkemizin bir veri tabanı var. Ve şu anda her geçen günde bunun ivmesi tabii ki artıyor. Tabii ki toplumun da beklentileri var bu anlamda. Mevcut modern çizgilerde ki bu taleplere tabii karşılık verme durumundasınız. Ve bunun arka tarafındaki Ar-Ge planı ve çalışma aksiyonu oldukça hızlı. Şu an gayet iyi seviyelerde ama daha da ileri gideceğini düşünüyorum ben. Umuyoruz ki daha iyi yerlere gelir Türkiye için sektörümüz. Özellikle önümüzdeki yıl için hedef çalışmalarınız, hedef projeleriniz neler olacak, neler göreceğiz Armine Trend olarak? Armine Trend'de şunları göreceğiz. İnşallah daha büyük sürprizlerimiz olacak. Çünkü her geçen gün daha da büyüyor. Daha da hem online sahada önemli biliyorsunuz ayağımız var. Özellikle bu pandemiyle beraber online sahada ciddi anlamda aksiyonu göreceğiz orada. İnşallah hem iş piyasada ve ciddi anlamda dış piyasaya açılan bir trendi göreceğiz hep beraber. Hazır giyimin yanı sıra aynı zamanda yeni bir markamız da var. Aksesuar çanta üzerine biraz da ondan bahsetmenizi rica edeceğim sizlerden. Armine Club markasıyla yeni bir ürünümüz şu an ciddi bir müşterilerimize beğenisine sunduk ve ciddi anlamda bir şu anda talepleri var. Tahmin ediyorum müşterilerim de çok memnun kalacaklar. Beklenti vardı bu anlamda da. Armine Club ile de şu anda hizmet vermek pozisyondayız. Herkese inşallah hayırlı olsun diye temenni ediyorum. Yaklaşık 20 modelle sezona girdik. Ciddi de beklentiler de yüksek oldu. Taleplere de karşılık verdik şu anda. Hamdolsun ciddi de bir teveccüh var. Bu yönden memnunuz hep beraber. Evet. Evet, güzel bir işbirliği sağlandı. Renk renk ve farklı tasarımlarda özel modellerle birlikte müşterilerinizin, hedef kitlerinizin karşısındasınız. Hepimize de hayırlı olsun diyorum inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için. Sizlere buradan son olarak Fuar Dergi ailesine neler söylemek istersiniz? Son olarak yine tekrar belirtmek istiyorum. Türkiye'mize geçmiş olsun. Bu anlamda ciddi bu felaketi Rabbim bir daha nasip etmesin inşallah. Herkese inşallah sağlıklı, daha huzurlu, mutlu, başarılı yarına diliyorum. Evet değerli okurlarımız ve izleyicilerimiz, bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.